Alçak gönüllü, yalın, gerçekçi, gönülden kopan bir deyiştir halk müziği. Bu hafta halk şarkılarını doçent doktor Hüseyin Yaltır'ın sazında konuk ediyoruz. Derlemeleri, kitapları, makaleleri ile dünya halk şarkılarını bizlerle buluşturan Hüseyin Hoca'yı biz, Çalın Davulları türküsü ile daha yakından tanıyoruz. Sağlık. Teşekkür ederim. Yani çok içli okudunuz türküyü. Şimdi çok her şeyden önce bizim bu türküyü öncelikle okumamızın tabii bir sebebi oldu. Ya evet, da okumaya evet. çalışmamızın bir sebebi Özellikle oldu. Özellikle bu uzun havayı seslendirmenizin sebebi evet, nedir? Evet. Şimdi Rumeli'de Türk halk müziğinin o darında pek uzun hava görülmüyor. Derlenmiş evet, olan evet, ezgilerde. Evet. Tabii ki burada acaba neden az uzun hava var ya da 1980'lere kadar hiç neden bir tane uzun hava repertuarda yok? Girmedi. Bu önemli bir konu. Hı hı. Tabii bunun için birkaç şey söylemek gerekiyor. Acaba yeteri kadar araştırma yapılmadı mı? Hı hı. İki, derlemeciler oyun havalara ve kırık havalara mı özellikle önem verdiler? Yoksa gerçekten o yörede Türk halk müziği dağarında uzun havalar yok mu? Ya da yok denecek kadar az mı? Ben bu üç tane sorunun üçünü de yerinde gittim, inceledim, baktım. Gerçekten de Türk halk müziği dağarında orada çok fazla uzun hava yok. Yani bizim insanımızın dilinde, sazında, ezgisinde yok. Diğer kültürlerde var. Aynı coğrafyayı paylaşan
Mesela Yunan halkında, Bulgar halkında, Makedonya'da, diğer yerlerde var. Ama nedense Türk Halk Müziği'nin dağarının o yörelerinde de uzun hava geleneği pek örtüşmemiş, oluşmamış orada. Bunu gördük. Ama bunlardan birkaç tane örneği karşılaşınca altın bulmuş gibi sevindik hemen. Türk Halk Müziği repertuarına bunları aktardık. Kazandırdınız. Söylediğiniz uzun havada Ali Yazıcı olarak geçiyor. Hikayesi var mı hocam özellikle? Tabii ki. Ben Kırklareli'nde ticaret sitesinde bir ara İngilizce öğretmeni iken orada tanıdığım yerel müzisyenler vardı. Bunlardan bir tanesinin özellikle davul çalan İrfan diye bir arkadaşımız vardı. Onun annesinden de duydum, dinledim. Ama onlardan çok çok daha önce ben daha 18 yaşındayken 1975 yıllarında bunu ben o zaman Daireci Fatme Gökeş dediğimiz Selçuk'ta rahmetli olan, şu anda mezarı orada, bizim köyümüzün de aynı zamanda düğünlerde dairecisi olan Fatma Gökeş'ten bizzat dinlemiştim. Ve onun gibi bilen birkaç kişiden dinledim ve onlardan öğrendim bunu. Memleketiniz hocam o tarafı çünkü çok hissederek okudunuz değil mi Erdal? İnanılmaz. Evet. Efendim memleket etkiliydi. Evet Erdal'ım. Memleket her şeyden önce Selanik. Yani biz her şeyden önce diyoruz ki Aydınlıyız. Kuşadası'nın Güzelçamlı beldesinde doğduk fakat biz kültürel olarak kökenlerimiz bizim Selanik'e dayanıyor. 1924 yılında mübadele ile oradan getirilmişiz ve Güzelçamlı'ya yerleşmişiz köyce. Dolayısıyla benim köyüm o zamanki yani o yıllardan itibaren ağız yapısıyla türküleriyle hep Rumeli'dir. Selanik yani Rumeli'nin Selanik tarafıdır. Anladım. Tabii Rumeli nedir, neresidir diye bakacağız biraz sonra sohbetimizde belki bakacağız onları da söyleyeceğiz. Fakat öncelikle söyleyelim ki biz Dramalıyız yani. Drama dediğimiz yerde aynı zamanda Selanik'in işte bir Kavala'dan sonra küçük bir kasabası. Türkülere mal olan Drama. Evet. Onlar da var. Bir de onun daha da küçük böyle bir bölgesi var. Pravuşta derler. Eriği de meşhurdur. Pravuşta eriği derler ona halk arasında. İşte o beldeden gelmişiz. Biz Leftereliyiz aslına baktığımız zaman. Köy olarak direkt Leftere. Pravuşta'nın Lefteresindeniz. Hocam şimdi Rumeli Balkan Türklerinin dışında dünya müziğine de böyle bir genel bakış atacağız. Evet. Ondan önce halk müziğinin tanımını yapmak istersek çok fazla tanım var halk müziğiyle ilgili. Şiirlerin müzikal ifadesi de deniyor. Ama genel bir tanım yapacak olursak bir halkın duygu ve düşüncelerini doğumundan ölümüne kadar yaşamış olduğu tüm duyguları, coşku, sevinç ve acıları, toplumsal olayları anlatan, samimi içten ezgilerle anlatan ortak halk verilerine biz halk müziği diyoruz dedik. Evet, özetle böyle. Özetle böyle evet. Değil mi hocam? Teşekkürler. Tabii ki. Toplumların diğer müzikleri de halk müziğinden beslenmiştir. Aynen, beslenmişlerdir hocam. Bir kısmı da beslenmeden. Yani direkt. bazı mesela şöyle diyelim. Türk askeri müziği halk müziğinden beslenmekten ziyade orada başka ordu geleneği ve amaca uygun şeyler var. Tabii yıllar içerisinde bunlar son dönemlere 18. yüzyıldan sonra birbirini etkilemiş şeylerdir. Türk halk müziği diye halk müziği olarak yani en azından ayrım dönemi de vardır. O başka bir zamana denk gelir. Tabii başlangıçta belki çok fazla ayrım yoktu. 11. yüzyıldan sonra hem edebiyatta hem de müzikte bunlar ayrılmaya başladı. Bunlara gireriz, sohbet ederiz ama sizin söylediğiniz gibi dünya müziğinden bahsedecek olursak halk müziğinin bugününü siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi halk müziğinin bugününe bakmak için aslında şöyle bir şey yapalım. Geçmişe yönelik küçük böyle bir gezi yapalım. Yani kayıt tarihi öncelikle bize bunu öğretecek olan şeyler bir yaşayan gelenekler, iki kaydedilmiş malzemeler. Geçmişe baktığımız zaman. Geçmişe baktığımız zaman işte 1800'lü yıllardan önce pek fazla bir kayıt imkanı yok. Yani ister günümüze dijital ortama gelinceye kadar ondan önce belli bir tarihte başlıyor kayıtlar. Nota geleneği var, meşk gelenekleri var. Yani aktarım gelenekleri farklı. Fakat belge anlamında nota yazımının dışında ses kayıt söz konusu yok. Hep kulaktan aktarılıyor. Meşk usulüyle ustadan çırağa. Her ülkede böyle. Her toplumda hemen hemen böyle. Türk halk müziğinde de böyle. Derlemecilik de gelişmemiş. Tabii ki. Yani o zamanlar dedik ki yaşayan biçimi olarak bir şey oluyor. Onun üzerine bir şeyler üretiyorlar. İnsanlar bunu paylaşıyor falan.
eğlence müzikler var, ritüel müzikler var. Ayrıca dinsel anlamda ya da törensel anlamda ritüel müzikler var. Bu ritüel müziklerin dışında günlük hayatında adam iş yaparken türküler, ezgiler mırıldanıyor, evet, söyleniyor. İşe giderken ve gelirken bir şeyler söylüyor. Bunu işte kardeşine, oğluna, kızına aktarıyor falan. Bu geleneklerin dedik ya dışında kayıt teknolojisi olmadığı için çok veri yok. Fakat geliyor son zamanlara doğru. Kayıtların yapıldığı zamanlardan başlayarak yavaş yavaş ilkel o zızırtılı kayıtlarla başlayan, daha sonra plaklara dönen, tabii taş plaklardan sonra plaklara dönen, daha sonra da banklara dönen, daha sonra CD'lere dönen, günümüzde başka bir dijital ses taşıyıcılarına dönen böyle bir muazzam bir gelişme var. İşte bu sırada çok şey öğreniyoruz. Evet. Toplumlarla ilgili çok şey öğreniyoruz. Evet. Eskiden bu kadar çok şey bilmiyorduk. Evet. Mesela diyelim ki bundan 100 yıl öncesinin insanı acaba dünyadaki halk müzikler nasıldır diye şöyle bir kendine bir soru sorsa, hı hı, bunun merkezlerine birkaç tane üniversitesine gidip oradan yapılmış çalışmalardan alabilirdi. Evet. Oysa bugün hani ben diyelim ki acaba neler vardır diye bir araştırma yapsam, oturduğum yerde, evet, bilgisayarın başında, dijital ortamda her yere girip oradan bilgi edinebilir. Bu yüzden işte bu süreçten edindiğimiz kadarıyla günümüzde iki türlü gelişme var. Bir, otantik diyebileceğimiz eski geleneksel uygulamaların üzerine farklı müzik türlerinden, farklı müzik uygulamalarından bir melezleşme var. Yani bunun örneklerini hemen şöyle verebiliriz. Belki geleneksel müziklerimizin işte yanına şurada bir gitar var. Gitarı koyuyoruz şu gün için. Bas gitarlar, evet, bas bağlamalar adı altında başka ihtiyaçlardan kaynaklanan şeyler var. Çünkü bas altyapıya da ihtiyacı. Dolayısıyla bunları hep bütünleştirdiğimiz zaman halk müziğimizin günümüzde her yöre, her ülkede, her toplumda iki şey gelişiyor. Bir, köyünde, geleneğinde olan dışarıda, evin içinde belki ama doğal ortamında yaşanan bir müzik. Hı hı. Bir de stüdyolarda, marketing anlamında para kazanmak ya da kültürünü tanıtmak amacına yönelik bir müzik gelişiyor. Halk müziği bitirin gelişiyor. Müziği gibi. Evet. İşte orada da neyi görüyoruz? O da oradan besleniyor. Yani otantik olan gelenekten besleniyor fakat yeni şeyler ortaya koyuyor. Her yörede, her ülkede bunlar var. Şimdi para kazanmak dedik ya hocam, sanat kaygısı normalde yakın, bu türküleri yakan insanların böyle bir endişe kaygıları yoktu. Ama artık dijital ortamlara girdiler dedik, para kazanmak amacıyla yapılan bazı işlerde... Tam burada bir şey geldi aklıma. Mesela halk müziği burada çok şeydi, evet, halk müzikleri. Bestecisi pek bilinmediği için, daha doğrusu anonim oldukları için pek çoğu, genellikle hani anonim olduğu için tutuluyorlar. Yani bir yapım düşünün, bir CD yapımı düşünün. Söz yazarına, bestecisine ödeme yapmıyor. Sadece anonim deyip geçiyor. Bu yüzden tercih sebebi oluyor halk şarkıları başka ülkelerde, bizde de halk türküleri. Terminoloji olarak halk şarkıları diyoruz çünkü bazen yanlış, evet, yanlış söylüyorlar. Mesela efendim bir işte Bulgar türküsü. Ne kadar yanlış. Bulgarların halk kendi şarkısı, halk şarkıları var. Evet. Üstelik de onlara da onlar kendi dillerinde Pesni der, Pesna der. Yani evet, bunun kendilerine göre kültürel adlandırmaları var. Efendim bizimkiler diyor ki işte bazen bakıyorum yazılıyor. Bir yerde şu kültürde işte diyelim Arnavutların bir halk şarkısına işte Arnavut türküsü. Ne kadar yanlış bir şey. Evet. Arnavutlar Arnavut, Türkler Türktür. Türk. Dolayısıyla onların belki ortak şeyleri vardır birçok. Kültürel değerlerimiz var. İslam dünyasıyla ilgili, inanç dünyasıyla ilgili. Fakat onlarınki farklı bir şey, bizim ise farklı bir şey. Bunu bilmek lazım. Yani halk şarkısı. Halk şarkısı, evet, genelde de. Mesela Bulgar genel halk şarkısı doğru. Ki adı Pesna'dır. Pesna'dır. Pesni derler. Efendim Türkler türkü der. Türki hatta daha önceki çok eskiden yıllarda. Kökeni, etimolojik olarak. Türkü. Bir başka toplum buna başka bir isim ile adlandırır. Yani her toplumun kendi halk şarkılarına verdiği isimler var. Yani biz tabii ki halk şarkısı ifadesini doğru buluyoruz. Çünkü genel bir isim. Ve Gazi Mihaller de bunu söylemişler. Evet. Yani geçtik, evet, orayı. Çok güzel konuştunuz hocam. Şimdi biz de izleyicilerimize güzel bir türkü söyleyelim. Rumeli İştip türküsü. Dinleyelim memnuniyetle. Thank you.
şefonun evi, kaleye karşı şefon atmış çizini duvar aşırı. Şefon atmış çizini duvar aşırı. Yandım yâre, yâr bir çare. Ben bulamadım gönlüme çare. Yandım yâre, yâr bir çare. Ben bulamadım gönlüme çare. Şimdi bizim şef oraya başlar. Şimdi bizim şef oraya başlar. Yandım yâre, yâr biçare. Ben bulamadım gönlüme çare. Yandım yâre, yâr biçare. Beğendiniz mi hocam? Ağzınıza sağlık. Tabii ki Havva Karakaş'ı burada. Kulaklarını evet, çınlatalım. Kesinlikle. Çünkü evet. Havva Karakaş kaynak arkadaşımız. Kişi, evet. Kaynak kişi. Daha doğrusu o derledi galiba onu. Kaynak kişi. Evet derleyen evet. De kaynak kişimiz de Havva Güzel. Karakaş. Evet. Ağzınıza sağlık. Şöyle bir İzmir'e gitmiş gelmiş oldum tabii ki. Çünkü biliyorsunuz onlar da İzmir'e gelen göçmenlerden bunları derlediler. Dolayısıyla bir göç Çok hareketi. Halk müziğinde de. Halkta da olan bir evet, göç evet. hareketi. Türküler taşınıyor oradan buraya, buradan oraya. Evet. Kesinlikle. Evet, şimdi yani sınırlarla ayıramıyoruz tabii Türkleri. Tabii. Coğrafi evet. sınırlar tabii ki bir evet. şey, öylesine bir sınır. Ama kültürel sınırlar var. Onları da belki sohbet ederiz. Bu arada Hı-hı. ağızlarla ilgili, Hı-hı. şiveyle ilgili. İnşallah. Mesela bunu Hava arkadaşımız kendi getirdiği şiveyle okur. Dolayısıyla hani farklı bir şey duyarız orada. Ağız özelliği duyarız. Doğrudur. Kendileri Makedonya'da çünkü. Olduğu için. Evet. Kulaklar çınlasın. Evet hocam. Anadolu'nun farklı yörelerinde türküleri farklı değerlendiriyoruz. Şimdi hangi yörelerde hangi temalar ön plana çıkıyor? Ya bunlar konusunda biraz bize bilgi verirseniz çok seviniriz. Şimdi aslında benim gördüğüm kadar yaşadığımız için söylüyorum. Hem stüdyo içerisinde hem de alanda gittiğimizde gördüğümüzde türkü sözlerinde o yansıyor zaten. Hani az evvel söylemiştik türkü sözlerine ne gibi şeyler, coğrafi özellikler yansıyor. Bunun bir benzeridir bu durumda. Mesela ben Doğu ve Güneydoğu türkülerinde kar motifini, dağ motifini çok görüyoruz. Evet. Geçiyoruz, geliyoruz batıya. Kütahya'ya kadar da var, Denizli'ye kadar da var. Yani kar türküleri Denizli'ye kadar geliyor. Orada kar stop. Ondan sonra bu tarafa gelince kar yok. Nar var. Evet. Çok iyi. İlginçtir. Mesela şu İzmir'de çekinizdeksiz nar gelir efendim, falan. Efendim de yani, evet nar gelir. Zeybek türkülerimiz evet. malum. Ha. Dolayısıyla şeye bakımdan, kültürel bakımdan baktığımızda işte Zeybek türküleri Batı Anadolu'da ön planda. Hı hı. Teke yöresinde kendilerine göre
keçileri, tekeleri evet. taklit eden hızlı, bir ritmik. Hem oyun bazında hem o sipsi bazında üç telli ve cura ile birlikte bir yaptıkları müzik bazında onların 9-16'lık bu evet, zıplamalı evet. teke zortlatmaları dediklerinde evet, evet. Tekelerin bir taklidi var. O yöreye ait sadece. Hı hı. Geçtik Karadeniz'de onların Hamsinin, oyunlarında da hani bazıları der ki işte balıkların o titreşmesi gibidir hareketleri. Dolayısıyla halk oyunlarına ve müziğine bunların yansımamaları mümkün değil. Hı. Tabiatın yani yörelerin kendilerine has olan özellikleri bunlar yansıyorlar. Aslında biraz belki bir adım daha ileri gitmek lazım bu konuda düşünmede. Mesela Anadolu Üniversitesi bir projesinde antik zamanda mesela Frigya'dan acaba günümüze bu modlar ne şekilde geldi? Hala günümüzde halk müziğinde bu tür şeyler yaşıyor mu diye bir proje yapmışlardı. Evet, evet. Biz de o projede küçücük bir çalışmada en azından yer aldık ve destek verdik. Gördük ki gerçekten de bu Frigyen modu bir şekilde türkülerimizde hala yansıyor evet. ve bilhassa Emirdağ ve yöresinde. Bu da neyi gösteriyor? Bu da neyi gösteriyor? Aslında kültür üretmez toprak. Yani toprak durduk yerde kültür üretmez. İnsanlar bulunduğu coğrafyadan, onun toprağından, taşından, ağacından bir takım özelliklerinden yararlanmak suretiyle hatta halk çalgılarını yapıyorlar. Çalgıların kökenlere gittiği zaman Asya'dan yani telli çalgılar. Hı hı. Belki üfleme çalgılar da biraz da öyle. Hı hı. Dolayısıyla telgi çalgılar için söyleyeceğim. Rezonans kutusu sadece kaplumbağa kabuğundan yapılıyordu ilk defa. Mesela şu bağlamanın şu teknesi. Evet. Şu yapısı teknesi özellikle kaplumbağa kabuğuydu bir zamanlar. Daha henüz şey olmadan önce, tambura olmadan önce, hı hı. kopuz olmadan önce ya da kopuza geçiş döneminde. Evet. Dolayısıyla şimdi Avrupa'da yoktu. Avrupa'da hiç bir tane örnek göstermiyor hayvan bilimciler, araştırmacılar. Bütün bu kaplumbağanın kökeni de Asya. Dolayısıyla baktığımız zaman bu telli çalgılarının kökeninde Asya olduğu aşikar. Bunu neden söyledim? Demek ki bir kültürel doku, bir yapı, tabiatta olan bir şey halkın ürettiği ya da çaldığı, yaptığı, yaşadığı bir şeye yansıyor. Giysi, yemek, çalgı ne şekilde düşünürsek düşünelim. Dolayısıyla coğrafya bir şekilde geliyor. Bizim kültürel yani yapımızda Anadolu için ve Trakya için düşündüğümüzde Zeybekler işte ön planda kültürel olarak, Batı Anadolu'da ön planda, Doğu'nun oyunlarda mesela aynı şeyi görüyoruz. Yan yana böyle çok yanaşık düzen oyunlarda Doğu'da çıkıyor. Böyle geniş geniş kendini salmış, dağınık, elleri tutuşmadan olan oyunlar Batı'da çıkıyor. Bunların da bir mesajı var tabii ki bize. Çünkü orada insanların daha çok soğuktan ya da iş hayatında birbirine yanaşmaları, daha dayanışma içinde olmaları. Batı'ya geldikçe sen kaç paralık adamsın, senin zeytinin kaç para eder gibi böyle daha böyle bir bencillik ya da benlik duygusunun ön planda olduğu bir yapı ortaya çıkıyor. Bu bir sosyoloji meselesidir. Yani bunun dahi araştırılması gerekiyor acaba. Neden orada böyle, neden burada böyle? Tabii bunların sonucu olarak da halk ezgilerine de tabii bazı şeyler yansıyor. Hı hı. Mesela oradaki ezgilerin çok geniş aralıklı olmadığını yani dar küçük kalıplarla üçlü, dörtlü, beşli, altlı, yedili, sekizli bir yapı içerisinde, melodik seyir içerisinde olduğunu evet. görüyoruz. Batıya geldikçe de bunun zenginleştiğini görüyoruz. Hı hı. Bunun tabii sebepleri var. Ya da şehir merkezine geldikçe daha böyle bir makamsal yapı ve ağır işte bestelenmiş eserlere yakın. Köylere gidildikçe daha köy kırsal yerlerde çok küçük üçlü, dörtlü, beşli aralıklarla türküler var. Çok küçücük bir şey sormak istiyorum. Yani enstrümanlardan bahsettiğiniz için. Rumeli Balkan türkülerinde özellikle kullanılan enstrümanlar nelerdir? O konuda da bizi aydınlatabilir misiniz? Kısaca hemen söyleyeyim. Öncelikle mehterle başlayan, mehter olgusuyla başlayan zurnalar hakimdir. Bununla birlikte kavallar hakimdir. Kaval benzeri çalgılar vardır. Bilhassa telli çalgılardan tambura. Bizim Balkanlara armağan ettiğimiz bir çalgıdır. Bugün Balkanlarda mesela diyelim ki Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Makedonya'da hatta Arnavutluk'ta ismi çitelli de olsa, hı hı. çift telli de olsa tambura yapımında hı hı. sazlarımız vardır ve bu tambura ismi oralara kadar gelmiştir. Hı hı. Aşık Ali Tamburacı Kırklareli'nde en eski türküleri veren kişi 1899 yılında doğmuş. Onun çok yakın dostu olan Tamburacı Osman Pehlivan, Tırnovalı Bulgaristan'da
Elindeki saz gene tambura. Hı-hı. Ve soyadı tamburacı. Garman. Mesela düşünün. Garmon ve şey de var. Şeye gelince, akordeon sipisal çalgılara gelmeden önce bunlar vardı. Evet. Ve davul zurna bunlar vardı. Sonra yıllar içerisinde klarnet tabii katıldı. Ki Balkan çalgısı olarak yerli halkların çalgısıydı. Hı hı. Türklerin çalgısı olmadı klarnet zamanlar. Bununla beraber akordeon da aynı şekilde 1850 yıllardan sonra gelişmiş bir çalgıdır. Yani 1800 yıllardan itibaren gelişmiş bir çalgıdır. Hiçbir zaman da Türk çalgısı olmamıştı. Geldik başka bir saksafon. Yine aynı şekilde soyadı saksafon olan bir şahsın ortaya koyduğu bir kişisel çalgıdır. Yaygınlaşmıştır. Orada tuba olmuştur ismi, başka isimler almıştır. Ama bu çalgı da Türk çalgısı değildir ve hiçbir zaman Türk müziğine girmemiştir. Ne zaman bunlar halk oyunlarına girmekle, yani evet. zamanlar içerisinde bazı küçük küçük böyle grup topluluklar oluşarak düğüncü gruplarda ya da bazı konserlerde filan onlar da sokulmuştur. Renk elde etmek bir için. Renk saz olarak evet. sokulmuş. Her günümüzde artık yavaş yavaş mesela gelen Balkanlardan gelen göçmen topluluklarının düğünlerinde bu çalgıları görebiliyoruz. Bilhassa oyunlarında kabullenmiştir. Mesela ben gittiğim zaman Bulgaristan'da da gördüm, Makedonya'da gördüm. Bir darbuka, bir klarnet, bir akordeon eşliğinde müzik yapıyorlar. Köprüde mesela hoş geldin dedikleri zaman düğüncüler onlar da karşılıyorlar. Bunun neden söyledim? Artık bizim de kendi sosyal hayatımıza girmiş çalgılardır. Evet. Ama bunlar 17. yüzyıldan önce yoktu. Yani. Doğru. Hocam ritim açısından mesela Bulgar türküleri ya da işte Rumeli türküleri pardon özür dilerim. Ya da Bulgaristan'da yaşayan Türklerin türküleri. Türklerin dersek, türküleri tamam. Yani ritim açısından çok... Zengin. Süratli ve zengin. İşte aksaklar 7-8'ler, 8-8'likler, 9... 11-13, evet. doğru. Bayağı bir ritim çok. Çeşitliliği var ve metronom ve çok hızlı. Hı. Bunların yani, sebepleri ne olabilir mi diyeceksiniz? Evet. Şimdi bunun iki tane sebebi var. Birincisi bunların bir kısmı Anadolu'dan taşınan bir kültürün Hazar Denizi'nin altından, Karadeniz'in üstünden kavimler göçüyle oraya giden... Milattan önce hatta 200'lü yıllarda Büyük Hun İmparatorluğundan itibaren dağıldıktan sonra Hun İmparatorluğu dağıldıktan sonra oraya giden taşınan İskitler, Sakalar yani aklınıza gelecek birçok eski kavimlerin peçeneklerin, kumanların, gagavuzların, uzların oraya taşıdıkları ritimlerdir bunlar. Şimdi Bulgaristan dediğimiz yer bir coğrafya ama Bulgarların asıl kökenleri Slav'dır. Asıl kendi kökenleri yani yerli kökenleri. Oysa Bulgarlar bugün kabul ederler ki bizim derler bir de proto Bulgarlarımız vardır. Onlar Asya'dan gelmişlerdir. Ve onlar da bizim Türk kavimleriyle kardeştirler. Mesela Dulo denen bir yer vardır. Onların flamalarıyla kayı aşireti bizim aynıdır. Aynı benzer değil. Aynısı. Kırmızı zemin üzerinde I, Y yazar. I harfi, Y harfi ve I harfi. Kuruluşta bizim kayı aşiretinin aynı flama bayrak gibi orada şu anda yaşıyor. Ve onlar onu çok büyük bir hatıra olarak saklıyorlar. Ne kadar güzel. Onun için Varna civarında bir yer yapmışlar. Çocuklarına tanıtıyorlar. Bizim diyorlar Asya kökenlerimiz, atalarımız bunlar da diyorlar. Şimdi buradan baktığımız zaman yüzyıllar içerisinde Asya'dan gelen bu kavimlerin taşıdıkları ve Türklerin de içinde oldukları bu ritimler oraya taşındı. Anadolu'dan giden bizim 5-8'lik, 7-8'lik, 9-8'lik, 10-12 zamanlı eserlerimiz de oraya taşındı. Dolayısıyla orada çok büyük bir zenginleşme oldu. Yani adeta Anadolu'dan gelenlerle Asya'dan Hazar Denizi'nin altından ve Karadeniz üstünden gidenler orada buluştu. Bu buluşmadan çok karmaşık ritimler, bizden daha zengin aksak usuller oldu. Evet. Evet. Hocam sizden bir türkü dinleyelim mi? Memnuniyet efendim. Ne söyleyelim şimdi? Vallahi çalın davullarının hikayesinin sizde özel bir yeri var biliyorum. Doğru. Onu türküyü söyledikten sonra bize anlatırsınız inşallah. Nasıl oldu, nasıl bitti onu anlatın. Evet. Peki. O zaman onu da takalım ki seve seve memnuniyetle. Çalın davulları çaydan aşağı. Mezaramı kazın bre dostlar. Belden aşağı. Thank you.
Ben teşekkür ederim. Hocam, ben bunu geçen seneydi sanırım değil mi? Üniversitemize verdiğiniz bir sempozyumda hikayesini, derleme hikayesini evet. O kalabilir hocam. Kalabilir. Derleme hikayesini anlatmıştınız, öyle hatırlıyorum. Zaten kaynak kişisi sizsiniz bu evet, evet. Türkünün. Şimdi bu türkü aslında hakkında konuşmakta şöyle yarar var. Çok sevilen bir türkü olarak.
okumayan da kalmadı. Yani. Evet, evet. Sevmeyen de kalmadı diyebiliriz. Bunun tabii bir tılsım var kendince. Sözlerindeki bütünlük, ezgisel yapı, melodik yapı ve insanda bıraktığı duygu, bir de Selanik'i şöyle özlemle anlatışı bu türküyü benimsetti, sevdirdi. Şimdi bunu nasıl biz kazandık? Evet. Buraya nasıl getirdik? Evet, siz... Onun küçük bir öyküsünü anlatayım isterseniz zaman açısından. Yoksa ben meraklıydım. İşte 18 yaşında lise son sınıfta bir öğrenci düşünün. Ve bu 18 yaşımda bir merak var içimde. Bu arada da İzmir Radyosu'ndan zaman zaman yayınlarda bir anons var. Amatör mahalli kişilere sınav hakkı tanımışlar. Ben de o yıllarda meraklıyım. Dinliyorum, radyo dinliyorum. Fırında çalışıyorum. Ekmek üretiyorum. Ekmekleri deniz kenarında satıyorum filan. Böyle bir hayatım var. Öğrencilik hayatım var. Yazın çalışıp kışın okuyoruz, öyle bir şey. Kendi fırınımızda. Tabii annem öğlen yemeği hazırlıyor. Ben evde yemek yiyorum. Tekrar tezgahın başına geçiyorum. Çalışıyorum fırında. Bir gün bu öğlen yemeği sırasında mutfakta ben yemeğimi yerken rahmetli teyzem ve rahmetli annem Beda Yaltırık ve Meliha Rüzgareş, onların kızlık soyadları Mandıracı'dır. Yani o zaman için. Ve bu iki kardeş oturmuşlar, işte köyde bir kızın düğünü olacak, onunla ilgili konuşuyorlar. Fakat bu konuşma sırasında bir tekerleme gibi bir söz geçti. Annem teyzeme dedi ki, aman merhaba dedi, çalın davulları, kerem oynasın, palas hasırları çiviz yollasın. İşte bu kızın da yapacağı bu kadar çiviz, daha ne yapsınlar? Halleri böyle filan gibi konuşurken, davullar, işte kerem filan, bu benim dikkatimi çekti ve hemen içeriye müdahale ettim. Anneciğim dedim, ya bu söylediğin şey nedir? Bu kerem oynasın, davul filan. Sen dedi, bizi mi seslersin orada dedi. Yemeğini yesene filan diye bir çıkıştı bana. Dedim ki, anne meraklıyım işte, bunu ne olduğunu söyle bana filan. Israr ettim önce. Çekinler, Yemeni'ye git dediler, karışma biz işte sohbet ediyoruz filan. Israr ettim. Sonra teyzem, söylesene bari dedi. O bitleri şarkı dedi. Tabii onların şarkı değiş aslında. Evet. Türküyü kastediyor ama. O bir şarkı dedi. Söyle bari dedi. Ondan sonra annem biraz utana çekili. Hani bu sohbetin sırasında şimdi türküm falan mı söylenir gibi. Ucundan kenarından başladı. Ama bana bir uzun hava gibi geldi. İlk dinliyorum çünkü. Ezgisel yapısı biraz böyle ağır, uzun hava yandırıyor. Ritmik bir şey hissetmiyorum fazla. Ama dikkatimi çekti. Çok farklı bir makam yapısı var. Çok farklı, bildiğimiz türkülerden çok farklı bir şey ya da şarkılardan çok farklı. Ondan sonra işte bir kısım söyledi bana. Ben onları not ettim orada. Hem kafama. Ondan sonra da bunun üzerine durdum. Teyzemden de diğer sözlerini birazcık toparladım. Ve ilk işim Güzelçamlı'ya, memleketime gelen ve Selanik'ten daireci çağırarak, daireci olarak gelen Selçuk'ta yaşayan Fatma Gökeş'e gitmek oldu. Ona sordum bir diğer türkülerle beraber. Dedim ki, Fatma abla, bu Çalın Davullara Çaydan Aşağıya diye bir türkü var. İşte Selanik türküsü diyorlar. Bilmem bire bire oğlum dedi, ya. Bilmem mi dedi. Onu herkes biliyor dedi işte. Aa filan diye gitti bir takım yerlere. Ben bunları kaydettim ondan. Sonra Güzelçamlı'dan Hüseyin Tuncel isminde bir marangozumuz vardı. O da biliyordu bu tür şeyleri. Ondan kaydettim. Davulcusu, Güzelçamlı'nın o zamanki davulcusu ve mani söyleyen, Ramazan zamanında bir gelenektir. Karı koca birlikte mani söyler. Onlardan da diğer sözlerini filan tamamladık. Özetle çok farklı kişilerden ama hemen hemen aynı melodi, aynı ritim geldi. Sonra ben bunları bir dizayn ettim şöyle. Yani böyle bütün bir türkü olmadığından bir dizayn ettim. Hemen hemen usulü çıktı ortaya, usul kalıbı çıktı, sözleri çıktı ve ben bunu 1978 galiba, 77-78 yıllarında radyoda ilk defa okudum. Hocam Nihat Kaya, yıllar sonra evet. Tabii. Benim değerli hocam oldu. Radyoya gelmiş. Hatta geçmemize vesile oldu. Bunu çok benimsedi, çok hoşuna gitti. Ne olur dedi, bu dedi güzel bir türkü. Eşi Serpil Kaya ile birlikte. Benden bunu kaydettiler. Kendi evlerine kaydettiler hatta. Sonra notasını yazdılar.
ve TRT'ye kazandık bunu. O zamandan beri de bu şekilde gidiyor. Ne iyi etmişler. Evet. Son zamanlarda hikaye uydurucular, öyle diyelim. Bazı şeyleri hani hikaye yaratıyorlar. O halkta yaşayan bir hikayesi yok bunun. Hı hı. Tespit ettiğimiz gerçek bir hikayesi yok. Ama bir takım hikayeleri bunu uydurdular ve belki yerini de buldu. Hı hı. Bilemiyorum. Ona da girmiyorum. Şey açısından, yani etik midir, doğru mudur bilemem. Fakat birkaç tane hikaye buna uydurdular. İşte yok koleraydı, yok o yıllarda kolera vardı. Yok, ona ben inanmıyorum. Çünkü bu türkünün asıl kaynağı Anadolu'dan tekerlerine tekerlerine giden bir ezgi bu. Hem sözel yapısı da mesela işte üç gün ara ver, al başımdan sevdayı götür yara ver diye Erzurum türkülerine vardır örnekleri. Onun için hani bir yerde bunun sözleri çıktı demek doğru değil. Türküler de şöyle oluyor zaten genellikle. Bir kalıp var, ezgi kalıbı. Onun üzerine sözler döşeniyor zaman içerisinde. Evet, bu da zaman içerisinde bir ölüm üzerine, hatta bir kızın ölümü üzerine belli ki yapılmış bir ağıt. Dediğiniz gibi bir ağıt. Bayağı ilginç bir makam. Eviç makamında yani çok... Dokunaklı bir şey. Ve Rumeli türkülerinde Eviç makamı görüldüğü gibi bir de bakın çok daha önemli güreş havalarında bilhassa mesela pomak güreşi dediğimiz güreşlerde yani bu dizi davullarla beraber hala güreş havalarımızı yaşıyor. Sevgili hocam, o güzel sesinizden bir türkü daha. İsterseniz onu da bir uzun hava örneği daha verelim. Tamam, olur. Çünkü, siz isterseniz. Çünkü dedik ya çok az ezgiler bunlar. Evet, çok doğru. Az bilinen şeyler. Hı-hı. Ve dolayısıyla bir örnekleme yapalım. Tamam. Bir bölüm söyleyelim isterseniz. Siz nasıl isterseniz hocam. Ağzınıza
sağlık hocam. Çok güzeldi. Tarihi bir türkü sanırım. Tarihi bir türkü. Evet. Budin'in Osmanlı elinden düşüşünü anlatan bir türkü. Hatta bunu bize kaynak olarak Kırklar Önü'nde aldığımız kişi Aşık Yaşar şöyle demişti. Artık kalenin elden gideceğini anlayan genç kızlar bir halı dokuyorlar. Ve üzerine de padişahın anlayacağı dilden, anlayacağı şekilde bir yazı yazıyorlar. Aman padişahım kurtarın bizi diye. Hatta çünkü türkünün devamında onlar da var. Her sabah her sabah tapu taptırır, 32 papaz elini birden öptürür. Sabah namazı vakti bu din satılır gibi. Hani çok böyle bir acıklı, hazin bir hikaye anlatan bir uzun hava şeklinde gelmiş bize. Biz de onu seslendirmek istedik. Çok sağ olun. Meşhur Budin türküsünün bir şekilde uzun hava şekli bu. Sonra ne yapalım? Anadolu inançlarında müziğin öneminden bahsedebiliriz hocam. Tabii. Anadolu inançları malum bugüne kadar semavi dinler olarak belki öncelikle dinler tarihi açısından baktığımız zaman Hristiyanlık ortada olmakla beraber belki bilmiyorum tarihi araştırmacılar bu konuda ne derler ama Yahudilik inancı en önce inançtır. Daha sonra Hristiyanlık ve daha sonra da İslamiyet gelir malum. Böylesine bir silsile vardır. Ama bu topluluklar her üçü de Anadolu'da yaşamışlar. Her ne kadar Osmanlı döneminde İstanbul ve İzmir'de ve başka yerlere de yerleştirilen seferat dediğimiz işte İspanya'dan zaman içerisinde taşınan Yahudi topluluklar olmakla beraber onlar da hala günümüzde geleneklerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla müzik de yapıyorlar. Naftırım ya da maftırım dedikleri ezgileri var ki bunlar Türk müziğiyle örtüşen, Türk müziğiyle uyum içerisinde makamsal özellikle bir şekilde şiirleridir ve dolayısıyla ilahi de denebilir belki. Hristiyan geleneğinde ise diğer mesela Mısır'daki Koptik kiliseler gibi Anadolu geleneğinde Kapadokya'daki kiliseler, ondan sonra Karadeniz'de ve Doğu'da, Güneydoğu'da birçok kiliseler vardı ve bunlar da halihazırda farklı kültürel kesimlerden olmakla beraber yaşıyor. Günümüzde de yaşıyor. Ve bunların müzikleri de yaşıyor. Kilise müziği diye bir müzik var. Gelelim bizim İslam inancına. Orada da ne görüyoruz? Cami musikisi dedikleri, evet, cami müziğini görüyoruz. Ezanından selasına varıncaya kadar, Kur'an okuyuşundan bir takım diğer ilahilerine varıncaya kadar müzik var. Ama bir de hemen onun yanı başında kökenlerini 10. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya taşıyan ve 11-12. yüzyıldan itibaren gelişen bir tasavvuf düşüncesi ve beraberinde bir tasavvuf müziği var. Evet. Bu tasavvuf düşüncesi ve müziğinin iki cephesi var. Bir, biraz daha elit kesimin, daha şehirli kesimin, saray kesimin belki benimsediği bir mevlevilik kesimi var. Bir taraftan da köyde, kırsal alanlarda, tekkelerde yaşamış bir Hacı Bektaş Veli Erkanı'na dahil olan bir kesim daha var. Dolayısıyla Bektaşilik ve Mevlevilik 12. yüzyıldan itibaren meşhur şairimiz Yunus Emre'nin o gürül gürül şiirleriyle birlikte, evet, oluşan müzikle birlikte günümüze kadar taşınmış ve bunlar hepsi de Anadolu inançlarında yerini almış. Bir de ayrıca sadece bu dinsel semavi dinlerin yapısının yanında inançlara dair yerlerde böyle küçücük bazı törenlerde de yine inanca dayalı törenlerde müziği görüyoruz. Tabii ki bu tasavvufi anlamda Mevlevilerin semahları, Bektaşi ve Alevi geleneğinin semahları. Evet. Çünkü aşağı yukarı yurdumuzda hani bir sayısal bir şey söylenemez belki ama %20 civarında bir kişi potansiyelinin olduğu bu topluluklarımız gürül gürül. Balkanlarda da öyle. Balkanlarda mesela Menamilik, Bektaşilik, Karadenizlik yaşanmış. Mevlevilik keza oralara taşınmış ve bütün oradaki insanların cezbesini başlangıçta kolonizatör Türk dervişleri olarak oralara giden Seyyid Ali Sultanlar, hatta ondan sonra Otman Babalar, yani birçok babalık geleneğinden gelen insanlar oraya akmışlar gitmişler ve böylece orada gönülleri fethetmişler. Daha sonra da
Ordularımız gitmiş, oraları fethetmiş. Şimdi buradan baktığımız zaman Anadolu'da bugün yaşayan bu müzik geleneğinde din ve müzik ilişkisi ya da inançlarla müzik halen yaşamakta. Sevgili hocam, programımızı yine sizin güzel sesinizle kapatacağız ama ondan önce bu söyleyeceğiniz, icra edeceğiniz türküsünden de Gitme Hamdim. Gitme Hamdim sen bugün adına. Evet, onunla ilgili biraz konuşalım. Nasıl onu kazandık? Evet. Önce onu anlatayım. Evet, çok Kırklareli Ticaretsin'de yine İngilizce öğretmenliği ben yaparken orada öğrencilerimle zaman zaman işte bazı köylere gider, oradan türküler derlerdik. Hı hı. Bazen de ferdi olarak yapardım bunu. Benim cumartesi pazar günlerim derlemelerle geçerdi daha çok. Hı hı. İşte bu derleme çalışmalarının bir tanesinde İnece diye bir köy vardır orada. Hı hı. İnece köyünden bir öğrencim bizi davet etti ve dedi ki Makedonya'dan dedi bir akrabamız gelecek. Hı hı. Çok da güzel türküler biliyor. Acaba dedi gelseniz de onlar türküler kaydetsek. Hı hı. Siz bunu çok seviyorsunuz bu tür şeyleri. Hı hı. Ben onu dikkate aldım ve hakikaten de oraya gittik. Zamanında geldiler. Ethem Güneş ismindeki arkadaşımızdan oradan türküler kaydettim. Hı hı. Kendisinden bizzat. O günkü öğrencimiz Müzeyyen Türken idi. Hiç, hı hı, unutmuyorum ismini de soy ismini. Onun işte bu yakın akrabası. Belki dinler. Evet. Kulakları çınlar. Hı hı. Bu türküyü ben onlardan kaydettim. Yani o beyefendiden kaydettim. Daha sonra da bunu ilk defa İzmir Radyosu'nda çaldım, hı, söyledim. Sonra bu türküyü çok benimsemiş bizim Arif Şentürk abimiz. Hı. O zamanlar geldi Kırklareli'nde konuştuk filan. Onu plağa taşıdı. Hı. Hamdim diye yazdı hatta sonra plağın, hı, altına. Güzel bir çalışma oldu. Ben o günden bugüne bu türkü çalar söylerim ama bir kişinin de hakkını vereyim. Benim radyodaki bu icramı duymuş yine Bulgaristan'dan Rüstem Avcı. Hı hı. O günlerde konservatuvarda öğrenciydi o. İşte 80'li yıllardan bahsediyoruz. Onun notasını aldı ve TRT repertuarına kazandırdı. Kazandırıldı. Yani notasını yazan bugün için Rüstem Avcı, hı hı, türküyü bizlerledik, ilk defa okuduk. Kaynak kişisi olarak da belki biz orada Hüseyin Yaltırık geçebilir, hı hı, bilemiyorum. Çünkü bizim sistemimizde kim getiriyorsa onun ismi veriliyor. Oysa bu türkü Makedonya'dan, dediğim gibi orada yaşayan bir kardeşimizden bize aktarılmış bir türküdür. Onu söyleyelim. Hadi bakalım. Buyurun. Evet. Yine türkü hikayeli aslında. Oduna ihtiyaç olduğu için, hı hı, annesine odun kesmeye giden fakat, hı hı, yasak bir bölgeden odun kesmek zorunda kalan Hamdi isminde bir delikanlının öyküsü bu. Tabi odun keserken yakalanıyor ve beyninden bir kurşunla öldürülüyor. Bunun üzerine türkü doğuyor. O zaman ama ne yazık ki şimdi tabi bugün gelinceye kadar bu halk oyunu olarak, oyun havası olarak her yerde oynanıyor. Hı. Hamdi oyunu, Hamdi türküsü filan oyun havası oldu. Ama şomar çıkacak be oğlum sen.
Ucunda Yürüyüşün içtenlikli nameleri Hüseyin Yaltırık'ın sözcükleriyle buluştu bu hafta Türkü Atlası'nda. Çalın Davulları türküsüyle halk şarkılarının tek bir hikayesi olmadığını, doğudan batıya, kuzeyden güneye hikayelerin çoğalarak geldiğini öğrendik. Sözcüklerin bittiği nokta burası sanırım. Kültürel zenginliğin renkli adı türkülerimiz. Bir sonraki programda başka bir renkte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Shine.